bana ya? Sabaha kadar tuvaletten çıkamadım ha. Bu sabah kahvaltı yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Yapıyoruz da unuttuğunuz bir şeyler var galiba. Ekmek gibi, çay gibi, peynir gibi. Zeytin gibi. Aferin be, nereden bildin kız? Memnun. Her zaman Gay Fatih Zeynep hazırlardı. Unutma, onları tatile sen gönderdin. Canım onlar yoksa siz yapacaksınız. Terbiye, kalk çayı getir hadi. Ama çayı hep Zeynep yapardı. Canım Zeynep yok, biriniz yapacaksınız herhalde. İyi be, sen onları tatile gönder, biz burada çay yapalım. Allah Allah, kahveye kalk, sen de peynir ekmek bir şeyler getir hadi. Öyle şeyleri bu evde hep Zeynep alırdı. Onları tatile göndermeseydim böyle olmazdı. Bana bakın, Zeynep'ler, İsmail'ler tatilde. Onlar gelinceye kadar da bir takım işleri sizler yapacaksınız. Onun için aranızda bir iş bölümü yapın, tamam mı? Aa, iş bölümü ben yaparım. Şimdi sen yemek yap, sen temizlik yap. Ben de memnunum, bir takım ihtiyaçlarını gidereyim. İyi be, içimizde en akıllı sendin galiba ha? Aa evet, niye ben yapıyormuşum temizliği, Sabriye yapsın. Biriniz kapıyı açsanıza be! Kapıyı hep Zeynep açardı. Allah Allah, kızım kalk şu kapıyı aç. Bu ananlarda hayır yok. Bana bakın. Zeynep'ler gelince hep işleri siz yapacaksınız, tamam mı? Unutmayın ha. Ah, yine çiçek geldi. Ben tuvaletten önüne kadar bütün masa donatılsın, keserim sizi sonra. Ah. Yazsana babana. Baba, bu amca seni soruyor. Kim o amca be? Aa, İsmail. İyi kızım, İsmail amcanı tanımadın mı? İsmail niye döndünüz erkenden, beğenmedin mi tatili yoksa? Gösterim ulan ben sana tatili! Neyse, doktor parasını da İsmail öder. İşte bunlar böyledir. Sen onları bedava tatile gönder, onlar gelip senin boğazını sıksın. Terbiyesiz şeyler. İnsan bir teşekkür eder. Zeynep, İsmail ağabeyi neden o kadar sinirliydi? Tatilde başına güneş mi geçti? Az bile o sinir Sabriye, az bile. Bak şimdi, otele vardık. Odaya yerleştik. Bütün gün yedik, içtik, dinlendik. Sonra akşama ne oldu biliyor musun? Aman, sanki soran vardı. Bizi kıskandırmak için yapıyor aklı sıra. Ha, yok, hiç öyle değil. Meğerse bedava tatil falan yokmuş. Odaların parasını biz ödemek zorundaymışız. Sahibi memnun, bedava tatil yok muydu? Yokmuş. Madem bunu biliyordun da memnun, niye bizi gönderdin ta oralara kadar? Zeynep, bana niye sinirleniyorsun? Bütün bu tatil işini Hacı Gafur tezgahlamış. Ben de siz gittikten sonra öğrendim. Zeynep, madem odanız yoktu, döneydiniz geriye. Döneydik geriye. Biz bütün gün orada kaldık, yedik, içtik, bedava diye otelin odadan telefonlar ettik Almanya'daki akrabalara. İsmail bütün gün denizde muza bindi. Peki bu halinize nasıl geldiniz sonra? Niye böyle oldunuz? Ne oldu biliyor musun? Bu faturaları ödeyebilmek için temizlik yapıp bulaşık yıkadık. Ay aman ne güzel tatil. Zeynep, söylesene, çok mu bulaşık vardı? Tuvaletleri de temizlediniz mi? Bütün gün oteli baştan aşağı temizledik işte. Garsonlara bahşiş olarak da İsmail birazcık dayak yedi. Aa, nasıl dayak? Bir yeri falan kırıldı mı? Çok kötü dayak yedi ya, çok kötü dayak yedi. Sonra işte dönüş paramızı denkleştirelim diye eşyaları satmaya başladık. Esas mı diyorsun? Her şeyinizi mi sattınız? Her şeyimizi sattık. Görmediniz mi İsmail dompaça kaldı oralarda. Zeynep, sen artık dinlenmişsindir. Hadi şu Gay Fatih'i vuruver, hadi. Aa, hakikaten Zeynep ya, tam bu kadar gevezelik yaptın ama. İyi be, kalkın kendiniz yapın. İsmail nerede şimdi? Pantolon giymeye gitti işte üstüne. Ben bakkalıma gideyim, hadi eyvallah. Zeynep, ya ben pantolon bulamıyorum. İşte benim pantolonum. Lan bayağı alçak bay. Benim pantolonumu giymiş. Çıkarlar pantolonumu. İsmail, anlatabilirim. Hayır, anlatamaz. İzah edeceğim. Aa, anlatamaz. Çıkar. Aa, kapı çalıyor. Üstelik telefon gibi çalıyor. Ben kapıyı çalmadım ki. Anahtarımla açtım. Ha, tamam. Başkası basıyor demek ki. Asıl ben Gültekin'i aramıştım. Orada... Aa, ne tesadüf değil mi? İkimiz de Gültekin Bey'i aramışız. Ay çok enteresan. Kızım orası Gültekin Bey'in ofisi değil mi? Evet. Gültekin Bey'in ofisi. Orası da Gültekin Bey'in evi değil mi? İyi tabii. Burası benim bürom. Ben Enver Jetonoğlu. Ay. Desenize yanlış numara düştü. Ay pardon.
Yine kapı çalıyor. Ay Kürşat Bey, Alper Bey. Yani madem anahtarınız var, niye direk atıyorsunuz? Vallahi burada delirdim durdu. Kapısı kızım ya, telefon çalıyor. Manyak mısın sen? Kürşat'tan da salak ha. Aa, yalan benden de salak oluyor. Senden daha salak. Gerizekalı. Alo, Kürtik'in Bey'in ofisi. Kızım niye kapattınız telefonu? Aa, Ender Bey. Ama ben sizi aramıştım, aramamıştım. Ay nasıl olur? Ay aramadım halde yine yanlış numara düştü. Allah Allah. Kızım sen salak mısın? Ha? Sen değil, ben arıyorum. Çabuk bana Kürtik'in Bey'i bağla. Kusura bakmayın ama dediğinizden hiçbir şey anlamadım. Ayrıca Kürtik'in Bey burada yok. İyi, tamam. Gelirse aradığımı söyleyin. Unutma, sen değil, ben aramıştım, tamam mı? Hadi iyi günler. Allah Allah, salak mıdır nedir ya? Günaydın millet. Günaydın. Oturun, oturun. Boğan Hanım, beni arayan soran var mı? Niye? Adamın biri yanlış numara arayıp bizim numarayı almış herhalde. Sonra... Aa, unuttum. Ha, sonra kapının zili çalınca yanlış numara düşüyordu. Sonra Teşekkür ederim Boğan Hanım. Yani Galatasaray'la Hakan Şükür anlatsa bu kadar anlatırdı yani. Bugün dünyanın en mesut insanı benim çocuklar. O kadar dertten sıkıntıdan sonra hostes hanım nihayet bana döndü. Bunda bizim de payımız var değil mi reis? Biz olmasak var ya hostes yengeyle barışamazdın ha. Doğru lan. Doğru valla. Hostesin bana dönmesinde sizin de çok payınız var çocuklar. Reisim ne diyorum biliyor musun? Ne? Böylece hosteste de bizim payımız olmuş oluyor ha. Öyle olur mu? Asıl bizim hosteste payımız olmuş oluyor. Hadi ya. Biz ne dedik lan? Sen şimdi diyorsun ki... Kesin lan! Siz ne diyorsunuz lan? Kas kafalılar. Öldüreyim lan sizi. Ben bir şey demedim abi. O dedi. Sen de kulaklarında duydun yani. Yok reis. O söyledi. Sen de duydun işte. Yok bu. Bana Hanım. Siz şöyle kulaklarınızı gözlerinizi bir tıkayın. Ulan var ya, aslında hapse girmeye üşenmeyip sizi öldürmek lazım ama arada hostes hanım var, kıyamıyor biliyor musunuz? Senin %40 payın mı vardı koçum? Al, al hayvan herif. Senin kaç var? Abi vallahi benim payım yok. Abi terzinin söküğü ne güzel diktik. Sıra beni tıraş etmeye gelince terzi ben tıraş bilmem dedi kaytardı. Hadi buyurun bakalım. Şuraya bak. Karnaval içinde kaldım. Vallahi bir daha bu berbe gelmeyeceğim bu dükkana, uğramayacağım. Selamünaleyküm İsmail. Aleykümselam Hacı Gafur bak. Sen bana gelmeseydin ben sana geliyordum ha. Yaraban dağılmaya mı yoksa memnun evden korumanın bir yolunu mu buldun? Ne olur ya, ne oldu Hacı Gafur ya, ne oldu be? Rezil ettin benim. Madem ki tatili iptal ettin, insan bunun haberini vermez mi? Ne bileyim ben senin gideceğini kardeşim. O memnun devyusunun gitmediğini görünce evet. Bu birine satmıştır dedim. Evet. Telefon edeyim iptal edeyim de rezil olsun dedim. Açtım telefonu iptal ettim. İyi yaptın, iyi yaptın. Gel sen şimdi şuraya otur. Ben senin sakalını bir iptal edeyim. Yok. De böyle sinek tamam. Kaydı bir adam halinde geldim. Kafadan görüp tıraşı unutuyoruz. İyi oldu.